şifalı kara dut. Bu ağız, dil, boğaz ve diş hastalıklarına birebirdir ve kanseri önleyen bir meyvedir. Şu Napolyon kirazıdır. Çok erken erer. Şu ayvanın ayvası bir yıl dayanır. Şu anda içeride mevcut. Geçen yıl Ekim ayından beri saklıyorum. Hiç buzdolabına girmedi. Ama bu yıl ayva yok maalesef. Bu yıl aşırı yağışlar maalesef meyveyi bitirdi. Hatta ağaçlar dahi bitirdi. Pek çok ağaç kurudu. Bu tatlı badem ağacı. Bu yarma şeftali. Bu yıl maalesef bu da aşırı yağışlara kurban gitti. Bu armut 2 yıllık aşı. Şurada süper bir kayısı vardı. Bu kayısı Antalya'ya gitti, İzmir'e gitti. Her yerde bu kayısı nereden geldi, nerenin diye soruldu. Tadının gerekçesi şu. Dalında ermesi. Çünkü satılan kayısılar şehirlerde kükürtle sarartılıyor. Ama bunlar dalında eriyor. Dalında ballanıyor adeta böyle. Maalesef kuruldu. Yenisini diktim. Seneye verir. Bu kayısı ağacı 15 yıllık. Bu şekerpare. Çok tatlı kayısı var ama bu sene maalesef yine yağışlara kurban gitti. Bu bodur kiraz. Şimdi onu cevizleri çekelim. Cevizleri alabiliriz. Bunlar bodur ceviz. Ama bu yıl maalesef yine bu da yağışa kurban gitti. Bu yıl çok az verdi. Bu bodur ceviz, bunun özelliği bir döneme 10 tane dikilecek. Buranın altı kayalıktı. Ben buraları kendi ellerimle hazırladım, bunların yerlerini toprak doldurdum. Ama maalesef fazla kök salamıyor. Onun için fazla da büyüyemiyor. Aslında güzel meyve veriyor. Fakat altı kaya olduğu için fazla büyüyemiyor. Güzel kokulu bir adaşayı. Bunu dağların doruklarından, torosların doruklarından ilkbaharda kar eri erimez hemen söküp getirip buraya diktim. Çok güzel kokulu, Antalya'da çok tutulan bir adaşayıdır bu.
Bunlar şunlar kekik. Yine bunları dağlardan söküp getirdim, buraya diktim. Tabii biçilmiş hali. Bunları biçiyorum, kurutuyorum. İzmir'deki çocuklarıma, torunlarıma gönderiyorum. Antalya'ya götürüyorum. Orada eş dosya dağıtıyorum. Bunlar yine adaşayı. Bunu da dağlardan söküp getirdim kökünden ilkbaharda. Diktim, buraya yetiştirdim. Tabii şu an biçilmiş hali. Tamam olur mu? Tamam. Ama boş ver hortumu ya şimdi. Ben şöyle gezeyim madem.